Feraye. Feraye ne yapıyorsun? Asıl sen ne yapıyorsun? Polisin gelip ateşi götürmesiyle bir ilgin var mı? Var. O herif hak ettiği cezayı bulacak. Evet, ateşi polise ben ihbar ettim. Yaman. Ateşin neden ihbar ettiğini bilmiyorum. Ama sana yalvarırım. Git şikayetini geri al. İfadeni değiştir, bir şey yap lütfen. Yapamam. Ne demek yapamam? Şu demek. Yapmam. Çünkü senin kocan bir katil. Ne? Duydun işte. Yaman, ne diyorsun sen? Sen nereden biliyorsun bunu? Ya biliyorum işte. Sen ne bekliyordun ki? Adam gitti bir mafyaya baba dedi. Sen nasıl bir hayat yaşayacağını sanıyordun Feray? Bu hayatı sen seçtin. Ateş böyle bir adam. Evlendiğin adamı tanı. Tamam. Tamam bak. Ben mantıklı düşünmek zorundayım. Tamam, Ateş böyle bir adam. Ama bak, senin hayatından çıktı, yok artık. Yaman, sana yalvarırım diyorum. Lütfen git şikayetini geri al. Bak ailen ne halde, perişan oldular. Ya ne ailesi? Ne ailesinden bahsediyorsun? Benim annem öldü. Ailem paramparça oldu benim. O adamın işlediği cinayet yüzünden öldü benim annem. Yaman lütfen. Lütfen ifadeni değiştir. Her şey daha da kötüleşmeden lütfen. Daha kötü nasıl olabilir ya? Beni mi öldürürler? Ben bunu göze alıyorum. Saçmalama. Tamam. Gelsin öldürsünler. Umurumda değil ya. Hiçbir şeyden kaçmıyorum. Her şeye hazırım ben. Yaman deme öyle. Sağ olasın. Sağ ol. Teşekkür ederim. Eksik olma. Ne oldu abi? Bir haber var mı? 40 yıllık dostum sözde. Emniyette çalışıyor ama ağzından tek laf alamadım. Devlet sırrı sanki. Kesin o şerefsizler yaptı. Annemin canına kıyan şerefsizler. Şimdi de abimi bitirmek istiyorlar. O alçaklardan her şey beklenir. Dede tamam. Bak arkadaşım bir şey demedi ama biz bir şey yapmayacak mıyız? Ya burada elimiz kolumuz bağlı mı oturacağız? Kurtarmayacak mıyız abimi? Ya oğlum ne dönüyor? Bilmeden etmeden nasıl kurtaracağız? Daha fol yok, yumurta yok ortada. Sen bir sakin olsana. Hem ateş güçlüdür. Kolay mı onu öyle harcamak? Sen bir sakin ol. Sakin ol oğlum. Bak deden doğru söylüyor. Ya zaten muhtemelen ifadesini alıp bırakacaklar. Akşam olmadan döner eve o. Ateş bir daha eve dönmeyecek. Nereden biliyorsun? Çünkü bir adam öldürdü. Yaman. Ne diyorsun oğlum sen? Ne öldürmesi? Hani sadece ifadesini alacaklardı? Evet, ifadesini alacaklar. Çünkü işlediği cinayetin hesabını soracaklar. Sen nasıl bu kadar emin konuşabiliyorsun? Oradaydım dede. Nasıl? Kendi gözlerimle gördüm. Ateş! Ateş, pardon. Ben Ateş Bey'in avukatıyım. Yani olacağım. Güneş, bu olaylara karışmanı istemiyorum. Yanlış anladın, senden izin istemiyorum. Seni savunabilmem için vekaletine ihtiyacım var. Tamam? Hadi. Ha,
Hani bir ara ateşle bana ulaşamamıştınız, hatırlıyor musunuz? Ortalık ayağa kalkmıştı. Eve geldiğimde Güneş de buradaydı. Ve her yerde onu arıyordu. İşte o zaman oldu. Ateş elini kana buladı demek. Vural bir hesaplaşma peşindeymiş. Meğer o da onun peşinden gitmiş. Ben de bunu öğrendim. Belki durdururum diye basıp gittim ama yapamadım. İşler sarpa sardı. Ateş'in eline bir silah geçti ve o da çekti vurdu. Benim yüzümden. Ben söyledim Ateş abime Vural Bora'nın katilini bulmuş diye. Ya seninle ne alakası var oğlum durumun? Sen mevzuyu bildiğin halde günlerce sustun, kimseye anlatmadın. Öyle gerekti çünkü dede. Hala içimde kardeş olduğumuza dair bir kırıntı kalmış demek ki. Anneni toprağa verdiğimiz gün abini gittin ihbar ettin öyle mi? Evet öyle yaptım dede. Yaman. Öyle yaptım. Yaman. Ya söylesene sen benim annem nerede? Ha? Söyle ya benim annem nerede? Ben sana söyleyeyim mi nerede olduğunu? O buz gibi toprağın içinde tek başına hem de. Ya kadın şu koca konağa sığamadı. Başka evlere, otellere sığamadı. Ama o küçücük çukurun içine sığdı benim annem ya. Ben ateşle verdim annemi toprağın içine. Ateşle verdim. Birlikte taşıdık tabutu. Birlikte indik çukura utanmadan. Bir de annem sanki onun yüzünden ölmemiş gibi. Yaman bak Okan, Okan kötü oluyor oğlum. Ama o adam işlediği cinayetin bedelini ödeyecek. Ödeyecek, yıllarca hapislerde çürüyecek ama yine de ödeyecek dede. Anne. Çıkan mafya hesaplaşmasında Ateş Bakırcı Özer Balat'ı tek el ateş ederek silahla öldürdü. Bu ne ya? Bu eksik. Burada senin nefsi müdafaa sonucu bu cinayeti işlediğinle ilgili tek bir satır bile yok. Neden olsun ki? İfadeyi veren Yaman. İyi de olmaz, yapamaz ki bunu Ateş. Ya siz iki kardeş birbirinizin canını acıtacaksınız diye sen yıllarca tutuklu kalabilirsin içeride biliyorsun değil mi? Ateş burada senin hayatın söz konusu. Nasıl bunu saklar ya? Sen orada baban ölmesin diye bastın o tetiğe. Yaman şahit bu da. Güneş. Biraz sakin olur musun? Lütfen. Her ayın benim yanıma taşındıktan sonra Yaman'ın boş durmayıp bir şey yapacağını biliyorduk zaten. İyi de Ateş bu çok büyük, çok büyük bir olay. Tahammüden adam öldürmekle suçlayacaklar seni. Biliyorum bak senin bu puanı yemeği ben. Ama ben senin neden şu an bu kadar sakin olduğunu anlayamıyorum ya. Çünkü Yaman'ı tanımıyorsun. Sakin ol. Ben anlamıyorum. Gerçekten anlamıyorum. Yani siz ne yaşadınız ya bu kadar? Ne bu nefret? Ne yaşadınız bu kadar? Ver kızım ver. İçimiz ferahlasın biraz. Afiyet olsun. Yok Nesrin. Yaman bir gelir misin lütfen konuşalım. Ne münasebet? Ne diye seninle konuşacakmış? Ay, yok ben... Sen ne sen ne? Ya senin kocanı polisler aldı götürdü. Sen hala burada ne dinliyorsun? Tutturmuşsun bir Yaman da Yaman. İnsanda biraz edep haya olur. Nerede? Nerede edep nerede haya? Yok. Siz yanlış anladınız. Anladım ben anlayacağımı. Sen hiç merak etme. Halam haklı. Feray sen kocanın yanına gitsen iyi olur. Allah'ım ben ne yapacağım? Feraye. Ben ne yapacağım? İyi misin?
Ya ben içeride bir şey diyemedim ama ya. Saçmalama. Saçmalama, senlik bir şey yok zaten. Kızım ne oluyor ya, cinayeti falan. Sen bir şey biliyor muydun? Ne yapacaksın peki? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Hazal, hadi sen içeri gir. Okan'ın sana ihtiyacı var, hadi lütfen. Ya en azından bir taksi falan çağıralım sana. Feraye'nin konaktan gönderildiğini gördüm ya. Ölsem de gam yemem artık. Anne şişt. Cemile. Kamuran Hanım. Sen hala burada mısın? İşte taziye için. Acımız var diye içimize sızdın. Gördüm, ses etmedim. Ama daha fazlası için heveslenme. Ya Gülfem Hanım için. Rahmetliyi karıştırma. Yeter artık ya. Ne bu? Konağa yapışmışsınız hepiniz sülük gibi. Kov kov bitmiyorsunuz. Cemile, senin bu evde yiyecek ekmeğin yok artık. Hadi, ayak direme. Tepenize insin konak inşallah. Oh be. Geliyor. Hadi sen içeri gir lütfen. Tamam. Ama ara beni, tamam? Ara. Yalnız da başınız açalım. Tez zamanda dört kolluyla hepinizin çıktığını gördüm işte. Sen ne yapıyorsun burada? Duymadın mı? İstemiyorlar seni konakta. Cemile çık git, vallahi hiç uğraşamayacağım seninle. Asıl sen git be. Git de kocana temiz çamaşır falan hazırla. Bakırcı olmanın nimetlerinden yararlandın. Külfetine de katlanacaksın artık. Yaman'la ilgilenen var, merak etme. Sen git kocanla ilgilen. Şahit lazım. Madem olayın nefsi müdafaa sonucu işlendiğini Yaman sakladı, o zaman bize bu durumu birinin anlatması lazım. Vural Bakırcı'nın buraya gelmesi gerekiyor. Hayır. Ondan bunu istemem. Ateş, seni bir tek o kurtarabilir. Ben onu bu yangına atamam Güneş. Zaten Özer Bulut öldükten sonra eski dostları kuyusunu kazmaya başladı bile. Kaç meseleden aranıyor şu an kim bilir. O yüzden hayır. Ateş, olay günü senin yanında iki kişi vardı. Biri Yaman ki açıkça savcıdan nefsi müdafaa sonucu bu cinayetin işlendiğini gizlemiş durumda. Gelip lehine ifade vereceği yok. Diğeri de Vural, yani baban. Sen o da gelmez, o da olmaz diyorsun. Peki ne yapalım sen söyle. Ateş Bey, geçemezsiniz. Arkadaş bizimle. Vural Baba Ateş inkar etsin dedi. Gelip teslim olacak. İlk defa Vural Bakırcı ile aynı fikirde olduğuma inanamıyorum. Doğru söylüyor. Ateş, aleyhine bir ifade var ve başka şahidimiz yok. Ne dediğinin farkında mısın? Şu an seninle Güneş olarak değil, avukatın olarak konuşuyorum. Ve başka çaren yok diyorum. İnkar etmek zorundasın. Peki vicdan? Bu konuda bana söylediklerin? Bak. Bu olayın nefsi müdafaa sonucu yaşandığını ispatlayamazsak uzun yıllar içeride kalırsın. Ve bir hukukçu olarak senin suçsuz yere içeride kalman benim vicdanımı zorlar. En azından biraz zaman kazanalım Ateş. Bak bunu değiştirecek tek kişi Yaman. Ve o da gelmez diyorsun. Başka çaremiz yok. İnkar etmek zorundasın. Ateş, bak bana. Sen o gün oraya Vural için gittin. Vural yüzünden tetiğe bastın. Zaten o yapacaktı bunu. Oğlu olman fark etmiyor. Sana bir can borçlu. Sen
Savcı Bey sizi odasına çağırıyor. Sayın savcım. Buyurun. Ateş Bakırcı, Yaman Gülsoy'un ihbar niteliği taşıyan ifade tutanağını okudunuz mu? Okudum. Özer Bolat isimli şahsı öldürmekle suçlanıyorsunuz. Kabul ediyor musunuz bu suçlamayı? Sayın savcım, müvekkilim masum. Suçlamayı kabul ediyorum. Özer Bolat'ı ben öldürdüm. Dünya dediğin ölümlü. İnsan anasını babasını toprağa verdiği gün büyür derler. Siz de erkenden büyümek zorunda kaldınız. Önce babam, şimdi de annem. Ah. İşler bu noktaya gelinceye kadar neler neler olmuş bu koca konakta. Çok ihmal etmişim ben sizi. Sen ne yapabilirdin ki hala? Yüzüne düşen gölgeyi erkenden fark ederdim. Kimsenin seni üzmesine izin vermezdim. Kapılıp gitmene mani olurdum. Önüne geçerdim, yol vermezdim. Bir tek ben değil ki. Hepimiz kapılıp gittik. Yani imkansızlıklar hep vardı. Ama gittikçe çığ gibi büyüdü. Sonra hepimiz altında kaldık. Onu sen de durduramazsın. Acı kaybınız için sabır dilerim. Sen misin anne? Sen kaybolabilir misin gerçekten? Gelebilir miyim? Tabii gel. Buyurun. Ben. Gülfem Hanım'ın en sevdiği fincanı. Müştemilat da bizle kalırken keyfi pek yerinde değildi doğal olarak. Ben de konaktan bunu alıp getirmiştim belki keyfi yerine gelir diye. Çayını bizde hep bununla içerdi. Ne bileyim ben bu da sahibiyle birlikte konağa geri döner diye düşündüm ama. Bari sizde kalsın. Sağ ol Nesin. Her şey için. Zor zamanda yanında olduğunuz annemin. Olur mu öyle şey Yaman Bey? Biz ne yaparsak yapalım Gülfem Hanım'ın hakkını ödeyemeyiz ki. Biliyorsunuz Çetin'le bizi o evlendirdi. Çok heves ettiğim gelinliği bana o aldı. Sonra Cemile'ydi falan. Biraz belki aramız açıldı ama ben biliyorum. Gülfem Hanım bizi çok severdi. Çocuklarını kendi canından da çok sever. Yapışık mı prensim beni?
güzel oğlum. Günaydın. Günaydın anne. Oğlum üstüne hiçbir şey almamışsın. Bu soğukta böyle yatmışsın. Uyumuşum işte. Beş dakika. İnkar edebilirdim. Yaman'ın elinde kanıt vardı biliyorsun. İyi de ateş yetmezdi. GPS verisi sadece senin suç mahallinde olduğunu ispat eder. İnkar edebilirdin. Neden burada olmayı tercih ettin? Özer Bulut öldü. İster bir mafya olsun, ister azılı bir katil. O adam öldü Güneş. Zaten aldığım canın yükü çok ağır. Bir de bu yalanı taşıyamazdım. Hem inkar etmiş olsaydım. Böyle güzel bakar mıydın bana? Güneş. Ben az önce annemi toprağa verdim. Bundan daha kötü ne olabilir ki zaten? İyiyim ben. Ya şu an şu halde bile sen beni teselli ediyorsun. Tamam. Tamam. Olan oldu. Artık ne yapacağımıza bakacağız. Seni seviyorum. Seni seviyorum. Tamam, benim gitmem lazım. Ama ben senin için şartların daha iyi olmasını sağlayacağım, tamam mı? Gideceğim ama geri döneceğim. Evet evet, şu anki müvekkilimin davasına benzer bir dosyaydı. Onun savunmasına ihtiyacım var. Aynen öyle, ben şöyle müsait bir yerde ineyim, şunu da size vereyim. Tamam, dur ben seni biraz sonra arayacağım. Çok sağ ol. Oh, yetiştim sana. Ne oldu, son durum ne? Ateş hapse mi girecek şimdi? Yani henüz değil ama adamı öldürdüğünü itiraf etti. Ne olacak peki şimdi? Şimdi ne olacak? Nöbetçi mahkemeye çıkacak. O yüzden nezarethanede bekliyor. Ben onunla görüşebilir miyim? Tabii, yani istersen. Sen geçen sefer beni Yaman'ın yanına sokarken biraz zorluk çekmiştin ama... bu galiba bu sefer işine yarayabilir. Doğru, evliydiniz. Kağıt üzerinde. Biliyorum. Tamam, bu içeride konuşacağınız konu özel değildir herhalde. Yani Ateş'in davasına faydalı olacaksa ben de orada bulunurum. Yok, yok olmaz. Yani benim için çok önemli bir konu. Çok önemli. Konu Yaman o zaman. Feraye, Yaman senin için mi Ateş'i ihbar etti? Sırf onun yanındasın diye intikam almak için mi? Bilmiyorum. Tamam. Hadi gel, görüşme kaydı oluşturalım.
Feray. Yaman. Yaman. Biz nasıl bu hale geldik? Ben inanamıyorum. Ben de inanamıyorum. Ben seni sevmekten bir an bile vazgeçmedim. Ben de vazgeçmedim. Ne olur bize inanmaya devam et sevgili. Bizden vazgeçme lütfen. Her şey çok zor Feraye. Gittikçe zorlaşıyor. Sana çok ihtiyacım var. Her zamankinden daha çok. Biliyorum sevgilim. Hayallerimde bile eziyet ediyorsun bana ya. Hayallerimde bile oynuyorsun böyle Feraye. Çık aklımdan. Çık be kadın ya. Çık şu kalbimden. Döneceğim demiştin ama o kadar çabuk beklemiyorsun. Feray'a görüşmek istiyor. Ben dışarıda bekliyorum. Teşekkürler. Ateş, ben çok üzgünüm bu olanlar için. Lütfen Yaman'a bir şey yapma. Bak çok zor bir gün. Yani hepimiz için... Gerçekten zor bir gün. Yoksa Yaman böyle bir şey yapmazdı bence. Lütfen. Bundan babana bahsetme olur mu? Yalvarırım. Bak ben ne yapıp ne edip Yaman'ın şikayetini geri almasını sağlayacağım. Bitti be. Gidebilirsin. Ateş. Ben buradayım diye sakın yanlış hayallere kapılma. Her şey aynen olduğu gibi devam edecek. Bu ya da başka bir sebeple Yaman'la görüşmeyeceksin. İçeri girerken her şeyimi aldılar. Orada senin için bir hediye var. Onu sor. Al onu Feraye. O hediye senin. Gidebilirsin. Yapacak bir şey yok Ateş Bey. Böyle elim kolum bağlı duramam. Buyurun.
Ben hepsini almayacağım. Paketi açabilir misiniz rica olsa? Şöyle alayım. Çok teşekkürler. Tamam, iyi günler. Bu ne ya? Güzel günlerde kullan. Not yazmış bir de. Evet Güneş kızım, seni dinliyoruz. Şimdi öncelikle Ateş'in benim burada olduğumdan haberi yok. Ve madem duydunuz, Ateş cinayeti itiraf etti. Ne yaptı? Doğruymuş demek. Yaman söylemişti, doğrudur. Olmaz. Ateş böyle bir şey yapmaz. Şimdi bu durumla ilgili bilmeniz gereken bir şey var. Nedir o? Ateş bu cinayeti nefsi müdafaa sonucu işledi. Yani babasının canına kastetmiş birini öldürmek zorunda kaldı. İstemeye istemeye yaptı bunu. O zaman yani bu söylediğinle hani kurtulacak diye anlıyorum ben, değil mi? Benim de düşüncem o yönde. Fakat bunun için bir engel var. Ne engeli? Yaman'ın ifadesi. Nasıl yani? Daha doğrusu Yaman'ın ifadesindeki eksik bilgi. Yaman, lütfen gidip adliyeye ifadeni değiştirir misin? En azından gidip gerçekleri olduğu gibi anlatırsan, Ateş'in Özer Bolat'ı babasını korumak için öldürdüğünü söylersen, tutuksuz yargılanma şansı var. Yaman, doğru mu bu? Sen abim aleyhinde ifade mi verdin? Neyi neden yaptığını bilmiyorum. Kafasında binlerce oyun dönüyor. Bak Yaman, şu an Ateş'e öfkeli olabilirsin ama o senin abin. Abimdi. Abim de artık değil. O herif bambaşka birine dönüştü. Bak Güneş, sana da daha önce söyledim, seni kandırıyor. Şu an bile farkında olmadan onun oyununa ortak oluyorsun. Yaman, bak hanım kızımızın söylediği doğruysa hak geçer oğlum. Annem de Ateş'le ilgili gerçeği görmüştü hala. Öldürüldüğü gün konuştu benimle. Ne olacaksa olsun artık dedi. Ateş'i biri durdursun istedi. Bu son isteğiydi onun. Annem onun yerine öldü. Bu adam yüzünden daha kaç kişinin canı yanacak? Yaman, ama bak böyle genellemeler yapamazsın. Adalet senin intikam aracın da değil. Lütfen gidip ifadeni... İfademi değiştirmeyeceğim. O adam hak ettiği yerde, parmaklıkların arkasında, tamam mı? Böylesi herkes için daha iyi. Ne biçim konuşuyorsun sen? Mezarlıkta gördüğün çocuğun halini. Tamam, babalarınız farklı olabilir ama Gülfem onun da annesiydi. Böyle bir şey olsun ister miydi hiç? Onu tanımıyorsun dede. Benim bunları bir gün sizin için yaptığımı anlayacaksınız. Sen Ateş'le beraber değil miydin? Şimdi Feraye ile bir araya geldiler. Sen neden hala onu savunuyorsun? Feraye. Her şey Feraye ile ilgili ya, her şey. Sen her şeyi onun için yapıyorsun. O zaman bunu da kesinlikle Feraye Ateş'i tercih ettiği için yaptın. Öyle değil mi? Ha? Değil mi? İtiraf etsene insanlara ya, anlatsana. Ha? Sindiremedin çünkü senin her zamanki halin bu. Okan lütfen. Ya çünkü annem ölünce sindiremedin, gittin aleyhinde ifade verdin ya, aleyhinde ya. Ben artık bıktım sizin bu ilişkinizden. Yeter! Benim için Feraye bitti artık, tamam mı? Bitti. Vazgeçtim, öyle biri yok. Bitti, aynen. Bakın, ailevi meseleleriniz beni hiç ilgilendirmiyor. Ben şu an burada sadece Ateş'in avukatı olarak bulunuyorum. Ve Yaman, eğer ifadeni değiştirmezsen Ateş uzun bir süre hapiste kalacak. Üstelik haksız yere. Ben müsaadenizi isteyeyim. Tabii kızım. Sağ ol.
Güneşi duydum. Sana düşen gidip ifadeni değiştirmek. Ateşi o cendereden kurtarmak. Bak bugün annem öldü. Birini kaybettik. Abimi de kaybetmek istemiyorum ben, tamam mı? Size düşen benim yanımda olmak. Önüme taş koymak değil. Aile dışarıya karşı bir arada olursa ailedir. Yoksa dağılır. Feraye. Ateşten bir haber var mı? Durum nasıl, kim ihbar etmiş? Feraye cevap versene. Ateş'in durumu nasıl? Cinayeti üstlenmiş. Ben yaptım demiş. Ne? Ateş katilmiş. Benim burada ne işim var ya? Yaman'ın yanında olmak istiyorum ben. Bir hediyen eksikti senin zaten. Ateş'in neden ihbar ettiğini bilmiyorum. Ama sana yalvarırım. Git şikayetini geri al. İfadeni değiştir, bir şey yap lütfen. Yapamam. Kimsen kalmayacak konakta. Herkes gidecek. Kimsen kalmayacak bu konakta. Herkes mi gidecek? Okan. Okan. Okan korkutma beni. Baba. Okan. Okan. Nefes al. Babam yok. Annem. Baba. Okan. Baba attı karıncaları. Annem yok. Nefes alır mısın Okan? Annem. Okan kendine. Ne oluyor? Bilmiyorum. Kapattı kendini. Ben kalacağım. Ben kalacağım. Tamam. Şerbet bir şey yapsana. Ben de gideceğim. Bıraksanıza beni ya. Ya bıraksanıza. Nerede o Nesrin? Nesrin mi? Bana sattı o Nesrin. Bana. Ben giderim kızım. Hadi ben, Yaman. Azal gel. Hadi. Yaman, ben hadi Azal. Hadi Azal gel, birlikte gezeceğiz, tamam. Hemen o zaman biz de çantamızı alıp gelelim dede. Olmaz.
Yasevi kapanmaz. Siz konakta kalın. Şermin. Hadi. Haber edin ama bize. Yaman haber edin. Hadi kızla içeri. Hadi. Afiyet olsun. Bade. Sen hiç babanla konuşmadın değil mi? Yani kaçak olduğu için tabii ulaşamamış olabilirsin ama... yine de avukatlarınız Ateş'in en az cezayı alması için ellerinden geleni yaparlar değil mi? Sana gelene kadar biz bunu 40 kere düşündük Feraye, merak etme. Efendim Azal. Dur, dur bir sakin ol, ne oluyor? Okan mı? Tamam, tamam ben hemen geliyorum. Tamam ağlama ne olur, geliyorum hemen, tamam. Ne oldu ya, nereye gidiyorsun? Okan'ı hastaneye kaldırmışlar. Azal çok kötüydü, ben yanlarına gidiyorum. Bir dakika, bir şey söyleyeceğim. Bak Yaman da oradadır ya, Ateş öğrenirse Feraye. Sen söylemezsen öğrenmez. Azal'ın yanında olmak zorundayım. İyi misin? Ha? İyi misin? Nasıl hissediyorsun? Abi. Harbi hissedikmiş. Neden ihbar ettin onu? Boş ver abi, şimdi bundan sonra konuşuruz. Neden ele verdin onu? Katildi çünkü. Beni de öyle zannediyordum. Ama ihbar etmedim. Aksine korudun. Sen beni kurtarıyordun çünkü. Ateş abimle babasını kurtarmaya çalışıyordu. Beni kandıramazsın. Ateş abim ihbar ettim çünkü intikam almak istedim. Feraye'yi kaybetmenin intikamı. Oğlum ben Feraye'yi istemiyorum ya. Nesini anlamıyorsunuz şunu? Annemin hesabını soramayacak mıyım ben o herife? Annem o herif yüzünden öldü yaz. Neyse ya. Neyse, kapatalım şu konuyu. Annem niye oradaydı abi? Ateş'in elinde. Neden kapı kapı geziyordu bu kadın? Birine hesap soracaksan bana da sor. Ben ona sahip çıkamam. Kan. Ateş abimi de kuruyamadı. O seçmedi ki vuralım oğlanı. Ben bir de ona git dedim. O bizden uzaklaştıkça her şey daha da kötü oldu. Kal diyemediklerimizi birer birer kaybettik. Bak, ben seni böyle görmeye dayanamıyorum. Ben de ailemi kaybetmeye dayanamıyorum. Ben ailemi geri istiyorum abi. Dinlen sen. Dinlen.
Canım. Feraye çok korktum. Feraye çok korktum. Çok korktum, çok kötüydü. Evet, sen de hayatta duramıyorsun ama bir tanem. Çok kötüydü Feraye. Bana ne dedi biliyor musun? Hı. Babam gitti, annem gitti, abim gitti, ben de gideceğim dedi. Ben onu kaybedemem Feraye. Yok, yok. Anne acısından o bir tanem. Anne acısından. Sadece annesi öldüğü için böyle olmadı ki. Yaman'la Ateş'in arasındaki düşmanlık savaşa dönüşmüş resmen. Okan'ın sinirleri zaten hassas. Okan kaldıramıyor artık bunu. Yaman'ın tam da bugün Ateş'i ihbar etmesi çok ağır geldi ona. Haklı. Haklı tabii ki, çok haklı. Bana ne dedi biliyor musun? Yaman intikam almak için yapmış bunu. Sen Ateş'i seçtin diye. Ateş Bakırcı, kasten adam öldürme suçundan tutuklama talebiyle buradasınız. Yapılan ihbar üzerine ifadeniz alındı. İfadenizde Özer Bolat isimli şahsı öldürdüğünüzü kabul ediyorsunuz. Doğru mu? Evet, doğru. İfadenize eklemek istediğiniz başka bir şey var mı? Hayır, yok. Sayın Hakim Bey, müsaadenizle. Müvekkilim Ateş Bakırcı, kabul ettiği suçu nefsi müdafaa sonucu işlemek zorunda kalmıştır. Maktul ölmeden evvel müvekkilimin babasının canına kastettiği için bu durum yaşanmıştır. Peki buna dair bir kanıtınız var mı? Maalesef yok. Şahidiniz var mı? Aslında olaya şahit iki kişi var, evet. Fakat biri kaçak durumda, biri de zaten ihbarı yapan kişi. Yaman Gülsoy ifadesinde işlenen suçun kasti olduğunu belirterek yanlış bilgi vermekte. Kanıt yok, şahit yok. Ama ortada işlenmiş bir cinayet var. Hem ihbarı yapan şahıs hem de müvekkiliniz bunu onaylıyor. O halde yapılacak şey belli. Ateş Bakırcı. Atılı suçun mahiyeti, suçun katalog suçlardan olması, kaçma ve delillerin karartma ihtimaline binaen CMK 100 ve devamı maddelerinden sanığın... Sayın hakimim, ihbarda bulunan şahıs Yaman Gülsoy burada. Alın içeri. Buyurun. Siz böyle geçin. Buyurun. Yaman Gülsoy. Evet. İfadenize eklemek ya da değiştirmek istediğiniz başka bir şey var mı? Feraye, biliyorum. Sana söz verdim ben. Sormayacağım. Sen anlatmaya hazır olana kadar bekleyeceğim dedim ama ben yapamıyorum. Yapamıyorum ben. Benim aklım almıyor. Ben senin Yaman'ı artık sevmediğine inanmıyorum ya. Ben öyle bir şey demedim. O zaman niye? Niye ya? Niye sen niye gittin bir anda Ateş'in karısı oldun? Susuyorsun ya, susuyorsun. Susuyorsun. Feraye, bana bak. Hazalım ben ha. Hazal. Kardeşinim ben senin. Senin için her şeyi yaparım ben, biliyorsun değil mi? Feraye, bir şey var, bir sorun var, bana söyle. Feraye. Hazal yapma Allah aşkına. Niye dönüp dolaşıp konu bana geliyor? Kalk hadi kalk. Feraye, çünkü ben bu hayatta en çok size inandım ya. Sizin aşkınız benim için iyi olan, güzel olan her şeyin toplamı gibiydi. Feraye, o yüzden bana bir şey söyle, tamam mı? Bana bir şey söyle. Feraye.
O zaman artık bitti Feraye. Herkes acı çekiyor. Madem bir karar verdin, arkasında duracaksın. Hiçbir aile bu kadar gelgiti kaldıramaz. Zaten hiçbir aşk da bu kadar sarsıntıdan sonra sağ çıkamaz. Yaman. Bugün sadece bana değil, herkese garip bir macera yaşattın ama olsun. Neyse ki sonunda doğru olanı yaptın. Doğru olan? Elindeki kozu kötüye kullanman beni şaşırtmadı. Sabahlaması biraz canımı yaktı, sadece o kadar. Ama farkındayım. Feraye ile tekrar bir arada olmamızı indirmen kolay değil. Sen aşağılık bir herifsin. Bunun farkındayım. Nasıl bir adam olduğunu anlamak için de daha fazla alçalmana gerek yok. Ha şunu anla. Buraya sadece ailem için geldim. Öyle mi? İhbar? İhbarı kimi için yaptın? Bir zafer kazandığını sakın düşünme. Çünkü bir gün herkesin gerçek yüzünü görecek. O zaman da hak ettiğin zekil hayatı yaşayacaksın. Mutluyum. Ama daha bitmedi. Yaman'ın ifadesi sayesinde serbest bırakıldın. Şimdi ölen adamın sicili yüzünden dava sürecimiz biraz daha devam edecek. Olsun. Sen varsın ya. Hiçbir sorun değil. Hüsnü de var işlerinde. Maşallah gelene gideni kolonya dayanmadı ha. Şermin abla. Ha? Ömer dedem aradı mı? Ya Okan'dan da haber yok. Ya ben de arıyorum, telefonu açmıyor. Şarjı bitti herhalde. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Çok merak ettik sizi. İyi mi? Çetin. Yardım et de yatıralım Okan'ı. Tabii tabii. Tabii. Ah canım. Gözlerinin feri gitmiş. Ne dedi doktor? Yavaş. Yavaş. Kamuran Hanım, ben size yiyecek bir şeyler hazırlayayım. Okan'a da şöyle güzel sıcak bir çorba yapayım ha. İyi gelir. Yok kızım, yok. Oh. Geç oldu zaten. Hadi sen de git evine. Leblebime ben bakarım. İlaç verdiler. Bu gece rahat bir uyku çekerim. Oh. İyi, tamam o zaman. Allah rahatlık versin. Hadi sana da. O zaman ben de yavaştan... Bekle, bekle. Çetin bırakır seni. Hiç gerek yok. Ben hemen aşağıdan... Olmaz. Almayayım. Bu saatte hayatta göndermem ben seni yalnız başına. Otur, otur bakayım. Şermin. Hı. Doktor iğne verdi. Her gün bir tane vurulacak. Oh, şifa olsun maviş mi? Sen yaparsın diye kimseyi ayarlamadık. Ben mi yapayım? Evet, sen yaparsın. Hemşiresin ya. Tabii, elbette. Kız abla. Ah oh, Şermin ah. Ne halt etmeye hemşireyim dedim, başka yok mu yoktu? Annem. Özür dilerim. Özür dilerim. Kurtaramadım seni.
Feraye? Ateşi Yaman'ın ihbar ettiğini biliyordun değil mi? Seni kaybetmenin cezasını kesti. Bilmiyorum Bade. Herkesin bana bu soruyu sormasından bıktım. Bu Yaman'la Ateş arasında bir mevzu, tamam mı? Karışma lütfen. Tamam değil. Yani bu meseleler kapanmıştı. Sen niye buradasın ki? Bu evlilik niye tekrar hortladı? Bana bir anlatır mısın her şeyi? Anlatamam diyorum Bade. Artık üstüme gelme lütfen. Ateş? İnanamıyorum buradasın. Ne o Ferahi, beni gördüğüne sevinmedin mi? Yok, ben çok şaşırdım. Ya seni Yaman ihbar etmiş, sen nasıl çıktın? Yine Yaman sayesinde. Nasıl yani? Nöbetçi mahkemeye girip bu sefer gerçekleri anlatmaya karar verdim. Konuşmamız lazım. Konuşalım. Gerçekten çok sevindim. Ateş Yaman ifadesini düzelttir. Sen de bir adım atarsın artık değil mi? Ateş bak, o seni kurtardı. Düşmanlığa gerek yok bence. Ya konuşarak da anlaşabilirsiniz. Lütfen bırak gideyim. Gerçekten bu olanlardan kimseye bahsetmeyeceğim. Hepsi aramızda kalacak. Hiçbir şey değişmedi. Ya sen hiç mi farkında değilsin? Yaman'la aranızdaki kavga yüzünden herkes perişan. Okan, deden, halan, hiç mi düşünmüyorsun? Onlar seni ilgilendirmez. Hiç mi minnet duymuyorsun ya? Hiç mi ya? Seni hapse girmekten kurtardı Yaman. Kurtardım. Eğer Yaman'ın ihbarı olmasaydı bugün yaşananların hiçbiri olmayacaktı. Ne kurtarmışsın? Öyleyse sen beni buraya hapsettin diye Yaman da seni ihbar etti. Bak, bu benim de aklıma geldi. Hatta ona da sordum az önce ama adını bile anmadı. Ki ben bayağı ısrarcı oldum. Acaba kıskançlık krizine girdi o yüzden mi? Yani sen benim yanımdasın diye mi yapıyor bunları dedim. Gündeminde yoktum bile. Neyse. Hediyeni beğendin mi? Ne hediyesi? Çıkarken almanı söylediğim hediye var. Bilmiyorum nerede olduğunu, savurdun gitti. Ah Feray. Ben senin yerinde olsam ona gözüm gibi bakardım. Ama sen bilirsin. Deniz kestanesi kesti mi? Çok can yakar tabii. Sen de bir hafta denize girememiştin. Canın sıkılmasın diye de abinler etrafında fır dönmüştü. Sen de onlara bütün gün deniz kabuğu toplattırıp boyamıştın. Anneme de kolye yapmıştım. Hoş geldin oğlum. Ne oldu? Hastanede birden ortadan kayboldun. Diş abim nasıl? Serbest kaldım. Tamam, şunu yapma. Tamam, ol. Eyvallah. Ağaç düşse de yakınına yaslanır. Aferin çocuklar.
Ve sana bugün biraz beşerlik yaptım. Doldum. Taşınca da öyle boşaldım bir anda. Kusuruma bakma. Ne dedin ki oğlum? Ben hatırlamıyorum hiçbir şey. Yok ya. Yok yok. Ben büyük eşeklik yaptım. Unuttum ben her şeyi. Sen de unut. Ama bana bir şey için söz ver. Ateşten uzak duracaksın. Abi ama ben sana anlattım bunları. Ben bizim abimle aramızı düzeltmeye çalışıyorum. Beni affetmesini istiyorum. Oğlum ne affetmesi ya? Ne affetmesi? Bak seni hissettiğin şey özlem. Anlıyorum. Eski günleri özlüyorsun. Onun eski halini özlüyorsun. Ama o değişti artık. Ateş eskisi gibi değil. Bak onun yüzünden birini daha kaybedersem ben... Konu gene Feraye'de mi? Yok ya ben anlatamıyorum derdim. İyi geceler abiciğim. Biraz sıvı mı oldu ya buna göre? Çok az çukun ekleyelim. Ay. Oh. Yaman. Ay Yaman. Bir gelir şimdi. Hadi sen çık. Hadi çık çık. Yok çık. Yok sen hiç merak etme. Ben çok güzel kolaçan ettim orada. Ya benim sevgilim neler yapıyor böyle ya? Ha? Ne bunlar? Bugün ilk iş günün ya. Belki dedim sen döndüğünde çayın yanına kek yer sohbet ederiz. Sen ne düşünmüşsün? Sen biraz fazla mı yakışıklı olmuşsun? Öyle mi ya? Ha? Evet. Ne, bir dakika ne yapıyorsun? Ya şimdi oradaki kızlar bütün gün seni izlerler, benim sinirimi bozarlar. Yok canım olur mu öyle şey? Ben şey derim. Kızlar bir saniye, bir saniye. Lütfen, lütfen. Benim sevgilim var şu an, lütfen bakmayın. Bir tane, tamam mı? Ya mı? Peki bir şey soracağım, ben karar veremedim. Hangisi? Hiçbiri. Nasıl hiçbiri? Bol şans hediyesi. Ya sen gerçekten mi? Beğendin mi? Ben diktim. Bilmem. Bir tak da görelim nasıl duruyor. Sen her gün böyle kravat takacaksan bana. Ben tarz değiştiririm ya. Böyle gömlek kravat falan iyiymiş. Yaman fazla yemiyorsun. Ama ya. Yaman. Hiç yalandan bir şey atacak olan da yok ya. İşin anca yalanla dolanla zaten. Bak Müge Anlı'ya senin gibi binlercesi çıkıyor. İbret alsan aslında çok şey var da işte anlayana. Sen ne öğreniyorsun acaba? Söyle bakalım. Bu kadın, bu kızın kaynanın gelinin görümcesi mi? Yoksa eltesinin görümcesinin yeğeni mi?
Hı? Öyle zınk diye kalırsın işte. Bir de Müge Anlı'yı bana öğretiyor ya. Sen hayırdır? Ne böyle iki dirhem bir çekirdek giyinmişsin? Şirkette çok büyük toplantı var. Belki misafirlerin getirini götürünü yapmam gerekebilir. Çok önemli kişiler geliyor. Kamuran Hanım var, Yaman var, Ömer Bey var. Kamuran da mı? Ha. İyi hatırlattın mı? Benim çıkmam lazım. Sen de biraz izle de ders al ders. Hadi bana eyvallah. Boş boş konuşma. Ay, 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 aman Allah'ım. Şu yakışıklılığa bak Ömerciğim. Hani nerede nazar boncuğu? Ne boncuğu bu yaştan sonra Şermiye? Yani bazen öyle bir konuşuyorsun ki. Tövbe yarabbim ya. Sen evlendikten sonra çok değiştin Ömer. Ne alakası var şimdi? Yok yok, ben anlarım. Terslemeler falan. Oğlum, hazır mısın? Hazırım. Bu parfüm kokusu ne ya? Aa, Kamuran Hanım. Ne hoş olmuşsunuz böyle. Ay halacığım. Çok şıksınız maşallah Sübhanallah. Broşünüz de çok güzel olmuş. Sağ olun, sağ olun. Aile yadigar. Belli. Al gününde alacaksın, ver gününde vereceksin. Çıkıyor muyuz? İyi, hazırsanız çıkalım. Hadi bakalım. Aa, bir dakika, bir dakika. Bir yaramıza da ben merhem olayım. Ne ala? Aile şerefimizi kurtarmak için lazım gelen para. Konağımızı ele güne kaptıracak halimiz yok herhalde. O işi ateş halledecek. 2-3 güne öder parayı. Gözaltından yeni çıktı çocuk. Sık boğaz etmedim. O işi ateşe bırakmamış halam. Nasıl yaptın hala? Boş ver orasını. Evi mi sattın? Kayseri'deki o canım evi ha? Bütün evler bir araya gelse bir Gülsoy konağı yapmaz. Konağımızı kurda kuşa yem mi yapalım? Bugün öderler, yarın kapımıza gelirler. Orası da öyle. Halam benim be. İyi ki geldin. Bak gördün mü halam nasıl kuruyor evimizi? Sana söz. O evi geri alacağım ben sana. Sen bugün şirketi geri al önce de sonrasına bakarız. İnanmıyor musun yapabileceğine? Bakalım, göreceğiz. Hadi bakalım, hadi. Sağ ayakla çıkıyoruz. Hadi. Besmele'yi de unutmayın. Hadi bismillah. Tamam Kamuran, tamam hadi. Kız, anlamıyor musun? Gitmiyor kadın, tepemize çöktü. E ne olmuş gitmiyorsa? Sanki bizimle bir problem var Kamuran Hanım'ın. Allah Allah. Şerim yandılar. Embesil bu ya. Ay, hadi inşallah toplantıdan güzel haberlerle gelirsiniz. Çok ihtiyacımız var iyi haber duymaya. İnşallah, inşallah. Git anne, git. Kapını kırarım seni. Feraye Hanım, siz böyle bütün gün boş boş duracak mısınız? Ne bekliyorsun, pardon? Çamaşır, bulaşık. Ay yok canım, onları hallederiz. Hani ne bileyim, böyle bir tasarım yaparken, çizim yaparken görmüyorum seni, o yüzden söyledim. Öyle mi? Ha bu arada, hani sana kariyerinle ilgili bir sürpriz yapabilirim demiştim ya. Yavaş yavaş kendini iş hayatına hazırlasan iyi edersin. Ne münasebet ya? Amacın Yaman'a acı çektirmek, beni bu eve tıkmak değil miydi? Yaptın işte. Benle ilgili başka hiçbir şeye karışamazsın. Sen anlamadın galiba. Bu evde kuralları ben belirliyorum. Günaydın. Günaydın. Geç kalmamışımdır umarım. Kahvaltı yaptınız mı? Yok, yapmadık. Tamam, süper.
O zaman diyorum ki ben geleyim. Hep beraber şöyle bir güzel kahvaltı yapalım. Hem dün öyle ayaküstü pek konuşamadık. Ne dersin? Ha bak, hatta çok güzel bir yer buldum. Efsane bir su böreği yapıyor. Onu alıp gelirim hem. Yanlış anlaşılabilir. Çünkü bizim Feraye ile barıştığımızı tüm insanlara inandırmamız gerekiyor. Yaman Feraye için hala çok büyük bir tehdit. Doğru söylüyorsun, ben düşünemedim onu. Tamam, tamam o zaman. Başka zaman. Görüşürüz. Görüşürüz. Hepimize böyle acı çektirmeye daha ne kadar devam edeceksin? Anladık, Yaman'ın senin gözünde bir kıymeti yok. Ben de umurunda değilim. Peki Güneş? Ben dün kendi gözlerimle gördüm. Sen gözaltındayken o kız ne yapacağını şaşırdı. Belli ki seni çok önemsiyor. Sen de onu önemsiyorsun. Ya yanındayken bambaşka birine dönüşüyorsun. Ama anlamıyorum ya, neden hala bizimle uğraşıyorsun sen? Neden, neden? Güneş, seninle böyle kaçak görüşmeye daha ne kadar katlanır sanıyorsun? Önünde sonunda sabrı tükenecek. Vazgeçecek. Farkında değilsin ama Yaman'a olan hıncın yüzünden en çok kendine zarar veriyorsun. Doğru. İnsanların birbirleri hakkındaki fikirleri zamanla değişebiliyor. Değil mi? Mesela sen benim şimdi berbat bir insan olduğumu düşünüyorsun. Ama eskiden öyle miydi Feraye? Ben senin sığındığın en güvenli limandım. Bak, nasıl değişiyor zaman ve şartlar. Değişen sensin. Böyle olmak zorunda değildi. Sen kardeşine düşmanlık yapmak zorunda değildin. Şimdi bana her şeyi baştan tekrar tekrar anlattırma. Zararlı sen çıkarsın. Çünkü geri dönüp baktığımızda Yaman'ın ve senin yaptığı bütün bencillikler say say bitmiyor. Biz sadece mutlu olmak istiyoruz. Yeter. Yeter. Senin adına üzgünüm. Gerçekten çok üzgünüm. Sen Yaman'la benim aramdaki bir savaşın ortasında kaldın. Unutma Feraye. Bu savaşı ben başlatmadım. Hayır, sen başlattın. Her şey başka olabilirdi. Bunu sen tercih ettin. Her şeyi sen mahvettin. Ne böyle ya? Gün mü yapıyoruz, iş toplantısı mı belli değil. Teşekkür ederiz. Gerek var mıydı böyle şeylere? Bir de koca restoranı kapattık. Kim için? Şirketimize çökmeye çalışan leş kargaları için. Bırak tadını çıkarsınlar, memnun kalsınlar. Sabırlı olacağız. Önce bir anlaşmamızı yapalım. Alacağımızı alalım, satacağımızı satalım. Sonra doya doya yeme sırası bize gelecek. Sen de az değilsin ha Kamuran. Yeni mi öğrendin acaba? Ya iyi de. Peki aklınız alıyor mu sizin? Bu az sonra gelecek olan şahıslar madem bizim borçlarımızı satın aldılar, ne diye bizimle anlaşmaya çalışıyorlar, düşündün mü hiç? Babalarının ayrına değil herhalde. Bu şirketin arkasındaki gizemli şahıs belki de Gülsoy soyadına meftundur. Açık açık konuş. Bir şey biliyorsan ortaya söyle oğlum. Yok dede, ben artık bundan sonra hiçbir şey anlatmayacağım. Siz bazı şeyleri yaşayarak görün en iyisi. Geldiler. Buyurun. Hoş geldiniz. Merhaba. Ben Kamuran. Ömer Bey'in kardeşiyim. Tam bir aile şirketi. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Buyurun. Her ne kadar tatsız şeyler konuşacak olsak da bizde adettendir. Yenilir içilir. Eksik olmayın. Çok naziksiniz.
Önce misafirlerimizden başlasaydınız Bahri çocuklar. Hiç sorun değil. Ver çocuğum, ver. Koy. Efendim, ben Kayseri'ye gelin gittiğimde önce mantı açmasını öğrettiler. Ne zaman ki bir kaşığın içine böyle 40 tanesini bükmeyi öğrendim, işte dediler, şimdi sen bizim gelinimizsin. Soğutmadan başlayalım madem. Tabii, buyurun, buyurun. Bakalım beğenecek misiniz? Hayır Cemile abla, sen neyi anlamıyorsun? Seni bu konakta istemiyorlar. Bak bir de heceleyeyim istersen. İstemiyorlar. Hadi, hadi. Ben de o kâmuran cadısını istemiyorum işte. İstemiyorum. Siz istiyor musunuz ya? Zor kadın. Zor tabii. Ya kızlar, bir el atın da hep beraber şunun Kayseri'ye dönüş biletini beraberce keselim ha. Ne yapacaksınız? Böyle lafları yiyip yiyip susmuş oturacak mısınız? Ha? Evet, susup oturacağım vallahi. Cemile abla, Allah rızası için çık git, bak senin konakta olmaman gerekiyor. Ekmeğin nere edeceksin ya beni? Sen ne hale geldin böyle Nesrin ya? Halden anlamaz haller. Ya sen ana değil misin? Ben bu yavrumu karnında bebesiyle koca konakta tek başına mı bırakayım? Kurt sürüsünün içinde kuzu mu emanet edeyim? He. Sen ne diyorsun anneciğim? Ta aleyna, bir şey demeyecek misin? Ha, ben mi? Hı. Ha, ben ne diyebilirim ki anne? Yani sonuçta kim takar küçük gelini? Sana yazıklar olsun sana. Gittin düşmanla işbirlikçi oldun öyle mi? Sen büyük gelin. Hı? Süzüm süzüm süzülüyordun konağa hanım oldum diye. İki laf etsene. Sen benim kaç yıllık arkadaşımsın be. Ben olmasam bu konağa girebilir miydin acaba? Kızım bu işin uçuyor büyüğü yok. Sinirlendirme beni ya. Bak şiveye kaçıyorum. O kadar diksiyon çalışıyorum. Ayarı bozuluyor arada. Salon kadın imajımdan çıkartma beni. Hepimiz topun ağzındayız. Kamuran desen temelli konağa yerleşiyor. Aa, o nereden çıktı be? Ha, Kayseri'deki evi satmış. Ne? Anne tamam. Kayseri'deki evi mi satmış? Bittik biz ya, biz bittik. Kapalı mıydık? Sana hava hoş tabii. Ömer Bey'in tapusu senin elinde nasılsa. He, ah bak elimde. O iş hiç öyle değil vallahi. Ömer evleneli beri huyu değiştirdi. Aa, ne oldu? Sani. Of annem ya. Sen niye bu kadar böyle detaylara takılıyorsun? Şöyle resmi geniş çerçeveden böyle görsene bir. Hem ben Ömer Yaman'ı bir doğrayayım. Ben o zaman konakta kartları kırıp kırıp tek tek kendi ellerimle dağıtacağım. Sen hiç merak etme. Bak sen o zaman gör asıl nasıl evlatlık yapılırmış. Sen kartları dağıtana kadar Kamuran hepimizin bohçasını dürer, bizi de kapının önüne atıverir ha. Hepimizi, hepimizi. Anladık, hepimizi. İkinci toplantıyı biz istediğimize göre açılışı benim yapmam gerek. Siz ilk toplantıda amacınızı açıkça dile getirdiniz. Siz şirketi boşaltmayı değil, bizi yönetmek istiyorsunuz. Ben yönetildiğim bir masada oturmam. Bizi çözdü. Ne yapacağız şimdi? Dur. Dur sen şimdi. Önce sakin ol. Üstünlük bizde. Karşındaki adam gırtlağına kadar borç batağında. Sadece biraz fazla cesur ve fazla genç. Bu kadar. Yani kağıt üstünde nasıl göründüğünün çok da bir önemi yok aslında. Sonuçta siz... Bunun yerine yeni bir şirket kurmayı tercih ederim. %55 bizim olsun, %45'i size bırakalım. Şirketi birlikte yönetelim. Ebru, panik yapıyorsun, panik yapıyorsun. Yapma, panik yapma. Böyle de birdenbire çok taviz oldu ama... iyi niyetimizi bu şekilde gösterdikten sonra... sizden de kabul bekliyoruz. Mantımızı beğendiniz ama değil mi? Evet. Ama bu kadar yeter. Ah ne mantısı Ebru, yapma. Tamam. Tamam. Neyse. Daha fazla hata yok. Buraya cephe at.
Tabii siz büyük bir adım attınız. Fakat ha %20, ha %45 bizim için bir şey fark etmiyor. Sonuçta şirketi siz yönetiyor olacaksınız. Ne yapıyorsun Yaman? Neyin peşindesin Yaman? 5 yönetim talebiyle gelecek Ateş Bey. Hadi ya. İyi ki söyledin. Ben anlamamıştım. Mola iste. İsterseniz biraz mola verelim. İstişare etmeniz gereken biri olabilir. Evet, bir 10 dakika ara verelim lütfen. Kayseri mutfağı adamı böyle çarpar işte. Hakikaten boynuz kulağa geçiyormuş. Helal olsun. Sağ ol dede. Döner dönmez anlaşmayı yapalım. %45 müthiş. Benim hiç düşünmediğim bir oran. Ateş Bey, çok özür diliyorum. Ben nasıl yaptım böyle bir hatayı hiç bilmiyorum. Sadece saatlerce sürecek bir pazarlığı baskıya dayanamadığın için 10 dakikalık bir mevzuya çevirdin. Ben size demiştim. Beni göndermeyin. Bu adamla baş edemem demiştim. Tamam. Neyse. Şimdi beni iyi dinle. Bak tahinli katmer Yamanca. Sen çok seversin diye yaptırdım. Bu da Aside. Hatırladın? Sağ ol hala. Şu an hiç canım çekmiyor. Devam edebiliriz. Hı hı. Ben ortaklarımızın görüşünü aldım. %45 son teklifimiz. Bizim de son sözümüz o halde %50-50 ortak yönetim. O zaman masadan kalkıyoruz. Bu durumda daha fazla devam etme şansımız yok maalesef. Ayağınıza sağlık. Pazartesi günü hali hazırda beklettiğimiz ödeme planlarını göndeririz. Allah. Artık öteleme şansınız hiç kalmadı. Nasıl kalmadı? Bir pazarlık payı da mı yok? Yok. Dedeciğim. Çünkü senin ortanca torunun bütün pazarlıkları bencilliğiyle harcadı. Ne yazık ki yok. Anlaşıldı. Bu artık bizim sorunumuz. Aynen öyle. Sizden çok şey öğrendim bugün. Hadi. Bir şey yap. Böyle bırakamazsın. Hadi. Borçlar seni yutar. Bunu sen de biliyorsun. Hadi. Ciddi misin? Aptal. İyi günler. İyi günler. Sen kafayı mı yedin evladım? Elinin tersiyle nasıl bir fırsatı ittiğinin farkında mısın sen? Sakin ol abi bence. Dede, ben küçüklüğümden beri hep seni izlerdim biliyor musun? Senin hiç kimseye eyvallahın yoktu. Dedim ki ben de bir gün böyle biri olacağım. Korkusuz ve sözünün eri. Şimdi biz içeride ne yaşadık böyle? Bunlar ne yaşadı bilmiyorum. Ama benim kariyerim bitti. Geri dön. Ne dediğini duymadınız mı? Kabul etmeyecek. Geri dön. Ne duruyorsunuz? Hadi toparlanın gidelim. Hadi bakalım. Şöresi ne ki bunun?
olabilir. Hadi. %50'yi yani ortak yönetimi kabul ediyoruz. Hayırlı olsun. Hepimize. Hayırlı olsun o zaman. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Belli olsun. Sizi temsilen kim gelecek şirketimize? Yani kiminle çalışacağız? Yarın şirkette bir tanışma toplantısı düzenlenecek. Çok iyi düşünmüşsünüz. Kendisinin oryantasyon sürecini bizzat ben yaptırmak isterim. İletirsiniz. Aslanım benim. İşte bu. Aferin ulan. Kocam. Yamanım. Senin üzerinde ne kadar hakkım varsa hepsi helal hoş olsun. Şimdi gidebiliriz işte. Buyurun. Ya buradan izletmişti bana. Bu telefonda eminim. Dosyalar. Allah kahretsin ya. Tabii şifre koymazsın. Hiçbir şey yok ki bunda. Bunu nereden aldığını tahmin edebiliyorum ama yapma böyle şeyler. Senin gibi bir kıza hiç yakışmıyor. Yapma. Bir dakika geç geleceksin. Bir dakika ya. Feraye. Sen bunu takmaya değer görmedin herhalde. Gerçi biraz büyük filan ama. Anlamıyorsun galiba. Ne senin ne hediyelerin değerli buluyorum. Halbuki bu paha biçilmezdi. Paran da pulun da yerin dibine batsın. Ben sana çıkış anahtarını vermiştim Feraye. Burada Yaman'ın Bora'yı öldürdüğünü itiraf ettiği videonun tek kaydı vardı. Ama sen tabii ki her zamanki gibi ön yargılarının kurbanı oldun.
Ve ne oldu biliyor musun? Bade odana girdi. Bu kolyeyi buldu. Ve açıp o videoyu izledi. Nasıl yani, biliyor mu? Biliyor mu? Bade biliyor mu her şeyi? Yaman'ın Bora'yı öldürdüğünü artık Bade de biliyor. Ateş. Ateş, lütfen bir şey yap. Lütfen bir şey yap. Konuşmasın babasıyla. Lütfen. Ateş, lütfen. Bir şey söylesene. Ben artık karşılıksız bir iyilik yapmayacağım sana. Ne? Ne istiyorsun? Söyle, ne istiyorsun? Söyle. Ateş. Konağı kaybedeceğimiz için üzülüyorduk. Annemizi kaybettik. Şimdi de şirketi kaybediyoruz diye üzülmekten de korkuyorum o yüzden. Yani sanki böyle hani bir şeye üzülüyoruz, ardından bir bela geliyor. Hayır. Hayır. Düşünme böyle şeyler. Okan, sen bir şeyin ne sebepsin ne de sonucusun. Sen sadece bu evin en küçüğüsün. En beceriksiz. En tatlısın. Bak, herkes kahraman olmak zorunda değil, tamam mı? İstersen beceriksiz olursun, istersen başka bir şey. Hayatta önemli olan tek şey ne biliyor musun? Burası. Burası. Ben bakarım. Allah'ım yarabbim. Bismillah. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Ha. Geldiler, felaket haberini ver be. Hoş geldiniz. Okan. Ben alayım dedeciğim. Sağ ol. Ya ben buna hazır değilim. Vallahi zor geliyor bana. Ben dayanamayacağım. Aşağıdayım, tamam mı? Allah Allah. Neymiş o bu kadar çok zor olan? E tabii, bir sürü sorumluluğu olacak ya leblebimin. Ona hazır değil. Buldunuz batık işler müdürünü. Vallahi şahane, şahane. Yani inancınız olsun. Ben şirketin kapanış muhasebesini yapmak istemiyorum. Lütfen bakın, klinikte bir gün geçirdim. Vallahi atlatamam. Bir günde de kurtulamayız. Tamam, ben gidiyorum. Hadi görüşürüz. O zaman haberi benden az batık işler müdürü. Nedir? De yani işte istemiyorum abi. Yaman, söyle de bitsin şunun çilesi. Şirketin yarısı bizim. Yarısı derken? Yani sen nasıl anlarsan artık. 50-50, %50-50. Beraber yöneteceğiz. Kaybetmedik mi? Bardağın ne tarafından baktığına bağlı. Yani kaybettiğimiz bir %50 var yine. Biz onu kaybedeli. Oho, yıllar oluyor. Kızım ya. Abi sen var ya. Gel buraya, gel. Kamran Hanım, bir şey mi istediniz? Yok, sağ ol. Nesrin, biz ne zamandır tanışıyoruz? Yani bayağı olmuştur. Ben yeni evliydim biz tanıştığımızda. Yani olmuş bayağı. Bayağı olmuş değil mi? Evet. Pek beğenmiştim seni ilk gördüğümde. Hala daha da severim, bilirsin. Sağ olun Büyük Hanım. Onca yıl Cemile'ye rağmen ağzımızın tadı bozulmadı da bu yaz ne oldu da Konak'la Müştemilat birbirine girdi? Anlamaya çalışıyorum. Hani olanları anlattılar da. Yani aslında biz... Neden kızınıza mani olmadınız? Neden Feraye'nin yaptıklarına göz yumdunuz? Biz bir şey bilmiyorduk ki, yani bilseydik bir şey... Bu konularda ben bilmiyorum.
Ben duymadım diyenlere hiç güvenmem. Bak kızım. Eğer Feraye ile aranızdaki bağı bıçak gibi kesmezseniz, ben sizin Gülsoylarla aranızdaki ilişkiyi bıçak gibi keserim. Ha, dışarıda konuşursunuz, onu bilemem. Ama bu topraklarda asla olmaz. Kamuran Hanım nasıl olsa gider. Biz eski düzen devam ederiz derseniz de hiç güvenme. Estağfurullah, olur mu öyle şey? Gidici değilim. Artık benim yuvam burası. Hadi kolay gelsin. Teşekkür ederim. Ah Feraye. Yaktın bizi. Kız, banyo yaptım. Sırası mı şimdi Çetin? Ha, sırası mı Allah aşkına? Bir dur ya. Ne oldu? Gene ne oldu Nesrin? Ne oldu? Ne mi oldu? Bize yine yol gözüktü Çetin Bey. Ama ben sana dedim değil mi? Ben dedim. Bu Feraye bir ateşe bir yamana, bir ateşe bir yamana giderse kabak gelir, bizim başımıza patlar dedim. Ya ne kabağı, ne oldu? Ne kabağı patladı gene? Kamuran Hanım geldi. He. Ultimatomu bastı gitti. Ya o Feraye hayatınızdan çıkartırsınız ya da defolup gidersiniz demeye getirdi. Allah Allah. Nasıl olacakmış o? Ben nasıl çıkaracağım kız kardeşimi hayatımdan? Biz bu yaz bu Feraye yüzünden ne çektik ya? Yattık mı kalktık mı belli değil. Hacı yatmaza döndük resmen. Hayır, bu dünyanın en eski hikayesi değil mi? Ha? Zengin oğlan, fakir kız. E yürümüyor böyle aşklar. Olmuyor demek ki. Zorlamayın. Ama yok, yok. İyi hadi o zaman Ateş Bey'le Feraye'nin aşkını açıkla bakalım. Orada ne oluyor? Doğru. Doğru, sen de haklısın. Feraye ikinci denemede tutturdu demek. Benim sıkıntım çabuk havlu atıyorum galiba. İşte o zaman da konağın şoförüne talim. Yok ya. Hangi konağın beyi talipti sana? Ha? Bir talibim vardı da ben mi engel oldum? Vallahi orası da bana kalsın Çetin'cim ha. Ay anne, ne var ne? Sabahtan beri mesaj manyağı yaptın beni. Söyledim ya işte sana, Kamuran halam seni istemiyor. Benim yapabileceğim bir şey yok. O kadın senin nereden halan oluyor acaba? Ya anne, benim kocamın halası benim neyim oluyor? Halam oluyor tabii. Söyle ne var? Bana bak, ben o esnaf lokantasına geri dönemem. Bir daha bulaşıkçı falan olamam. Ya o adam benim rüyalarıma giriyor ya. Kabusum oldu. Koca koca tencereler beni kovalıyor rüyamda. Ovalıyorum, ovalıyorum çıkmıyor. Ovalıyorum, ovalıyorum çıkmıyor. Kafayı yiyeceğim ben, kafayı yiyeceğim artık. Allah. Beni ne yapıp edip bu konu aldıracaksın? Aa, bismillahirrahmanirrahim. Sen iyice kendini deli deli ettin ha. Ya sen 10 senedir müştemilatta yaşamıyor musun zaten? Buraya geldin, değişen bir şey olmadı. Mutfakta erişte kesmekten başka bir şey yapmadın. Tamam işte, yaşa tekrar müştemilatta. Ben sana vereceğim harçlığını diyorum. İnsan daha iyisini görünce geri dönemiyor canım. Rahata kolay alışıyor. Ha, senin için fark etmiyorsa sen gel benimle müştoda yaşa. Ha? Geliyorlar. Anne geliyorlar. Dedim, bana bak. Dedim, bu konuşma daha bitmiyor. Deli ya bu kadın. Deli. Hayır, beni de bırakmıyor. Yapıştı paçama. Beni de aşağıya çekiyor ya. Bölüm sonu canavarı gibi gitmiyor da. Bana bak. Bu arada babalık testine 2 hafta kaldı. Sen bence buraya fazla yerleşme. Benden fena kıçının üstüne otursun. Haberin olsun. Tamam mı güzel kızım?
Gülfem Hanım 5 valizle gitti. 5. Hayırdır yani, sen tatile mi gidiyorsun yoksa göç mü ediyorsun değil mi? E normal yani. 2 ay kalacaklar. Ay Ateş Bey de gelmedi bu yaz. Ha? E işleri vardır yenge. Kız, asıl sana ne diyeceğim ben. Yaman'ın kesin sevgilisi var biliyor musun? Geçen böyle biriyle fıkır fıkır telefonda konuşurken duydum. Aa. Öyle miymiş? Evet, öyle. Bir de bence bağ evinde buluşuyorlar gizli gizli. Geçen gittim ya temizliğe. Kız bir baktım, kanepenin üstünde bu kadar saç. Aynı senin saçın gibi. Ay. Ay tamam, neyse ne yenge ya, bizi ilgilendirmez. Ay. Senle de bir gıybet edilmiyor ya. Tamam gidiyorum ben. Gülfem Hanım'ın banyosunu temizleyeyim bari. Ay yenge ya, Yaman Bey'in de banyosu temizlenecekti. Yaman? Sen gitmedin mi? Ben sensiz nasıl bir yere gidebilirim ya? Artık kanama girdim bir kere. Böyle de dayanamayacağımı anladım artık. Yolda geri döndüm hemen. Çok özledim seni. Asıl ben çok özledim. Geride kalan en çok özler hep. O zaman sensiz bir yere gitmek yok bundan sonra. Tatile bile mi? Sen gelirsen olur. Yaman saçmalama. Babam öyle bir şeye izin verir mi hiç? Tamam. Biz de evlenene kadar tatile gitmem ben de o zaman. Ne oldu, yanlış bir şey mi söyledim? Feraye! Yenge! Aa, abla, Nesrin abla. Gördüğün gibi değil, biz... Bir şey söyleyeyim mi? Biz çok seviyoruz birbirimizi. Tamam, ben vallahi ciddiyim ya. Ciddiyim diyorum, alacağım bu kızı. Alacağım bu kızı, niye öyle bakıyorsun? Bakma. Kaybolmuşuz dikenlerin arasında. Yorulan kalbine ilk gelecekse zaman, söyleyeyim şarkımı o zaman. Kediler var sevilecek zamanın durduğu anda, üzülecek, üzülecek yollar uzun. Zaman yollar uzun gidilecek, kediler var sevilecek zamanın durduğu anda, üzülecek, üzülecek yollar uzun gidilecek, kediler var
sevilecek zamanın durduğu anda üzülecek, üzülecek. Sabah için özür dilerim. Çok saçma sapandı, farkındayım. Gereksiz bir hassasiyet gösterdim. Haklıydım belki de. Ben düşünemedim. Yine de öyle dememem gerekirdi. Kusura bakma, dünün gerginliğini atamıyorum hala üzerimden. Girsene. Güneş. Her şey için özür dilerim. Yaman'ın ne kadar ileri gidebileceğini kendi gözlerimle gördüm. Ben bir şekilde onunla baş edebilirim ama Feraye'nin bunu yapacak gücü yok. Peki bu oyun ne kadar sürecek böyle Ateş? Yaman Feraye'den tamamen vazgeçene kadar. Vazgeçtiğini ne zaman anlayacaksın? Ya da nasıl anlayacaksın peki? Bir fikrim var. Vazgeçmesi için elimden ne geliyorsa yapacağım, söz veriyorum. Benim tek istediğim... özgürce arada kimse olmadan sadece seninle olmak. O kadar. Sadece. Güne seninle başlamayı çok seviyorum ama erken çıkmam gerekti. Beni dinlemedin. Sana inkar et demiştim. Büyük risk aldım. İkimizi de kurtarmanın tek yolu buydu. Başka yol yoktu Orhan. Artık medeniyete geri dönebilirsin. Meğer her şeyin arkasında Bekir varmış, biliyor musun? Evinden öyle belgeler çıktı ki. Haber bugün yarın duyulur. Polis ihbarı değerlendirip dün gece evine baskın yaptı. Sen yaptın. Benim için. Sadece senin için değil. Eğer Yaman itirafını geri çekmeseydi tek çıkış yolumuz buydu. Başka türlü bana şahitlik edemezdi. Özer Bolat'ı öldürdüğünü itiraf ederek beni silahtaki parmak izlerinden, geçmiş olayları Bekir'in üzerine yıkarak da beni eski dostlarımın kumpasından kurtardın. Dediğim gibi artık özgür bir adamsın. İstediğin yerde oturur kalkar, istediğin insanla görüşürsün. Evet.
görüşmek istediğim biri var aslında. Haddini aşan biri. Yaman. Sakın. Sakın. O mesele benim meselem. Ne olursa olsun ondan uzak duracak, ona bir şey yapmayacaksın Vural. Sakın, benim meselem o. Varlığından bile haberim yoktu. Seni yetiştirme fırsatım olmadı. Ama belli ki hamuruna katkım olmuş. Artık bir gül soy olmadı değil mi aşikar? Ama bakırcı olmak için ölüp bitmiyorum. Böyle kan çeker, soy çeker saçmalıklarına da inanmıyorum. O yüzden sen bana çok bel bağlama. Tamam. O zaman zamana bırakalım. Evine geri dönmek istersen anlayışla karşılarım. Biz Feraye ile başka bir yere taşınırız. Hiç sorun değil. Benim için sorun. Ateş, o çatı seni bazı belalardan korur. O evde olduğun sürece sen benim ailemdensin. Orada sana kimse dokunamaz. Bu mesaj gerekli yerlere iletildi zaten. Ne demek gece sende kaldı? Ha kızım, kaldı dediysek aşağıda salonda yattı. Güneş, canım bak gerçekten kendini çok zor bir durumun içine sokuyorsun. Sonunda üzülen sen olacaksın. Kızım, Ateş sadece Feraye yardım etmeye çalışıyor. Başka bir niyeti yok. Ya, o kadar yani. Hep yardımseverliğinden. Evet, o kadar. Uf kızım ya. Sen Ateş'i tanımıyorsun. O yüzden tabii böyle suçlamaya çalışıyorsun onu. Ama bak, diğer olayda yanıldın. Ne yaptı? Gitti babalar gibi itiraf etti. Hem de kendisi yaptı bunu. Gözünü bile kırpmadı. Evet, haklısın. O konuda yanılmışım gerçekten. Ateş utandırdı beni. Asıl utanması gereken kişi Yaman. Gitti abisine ihbar etti ya. Hadi tamam, olayı örtbas etmek istedin de abini suçlamak nedir? Hey, bakalım kim gelip oturacak karşımıza. İnsanı merakta bırakmayı seviyor belli ki. Şirketi kim aldı bilmiyorum. Umurumda da değil. Ama bizi bir borç batağından kurtardı ya. Alnından öpeceğim onu. Sen istersen iyi davran oğlum ama fazla da kendini ezdirme. Kuyruğu dik tutmazsan ezip geçen çok olur. Vay vay vay. Kamuran, sen evde torun torbayla uğraşırken iş hayatını ne zaman öğrendin? Aşk olsun abi. Evet, belki şirket yönetmedim ama ben koskoca konağı çekip çevirdim. Şu ilk günü bir atlatalım. Kimmiş gelen onu bir görelim. Ondan sonra da gelmem zaten bir daha. Beklediğiniz misafir geldi Yaman Bey. Söyle gelsin. Ateş, abi. Abi, şirketi sen mi aldın? Şirketi değil. Rokanın yarısını. Yani bundan sonra ortağız. Ateş, yanlış anlama, memnun oldum ama neden gizli saklı yaptın sen bunu? Geç. Geç, öyle de bir konuşalım. Yok yok dedeciğim, sen otur lütfen. Rahatsız olma lütfen. Neden böyle yaptım? Çünkü eğer şirketi benim satın alacağımı öğrenseydiniz... %50'sini bana vermezdiniz ki... Yaman buna zaten ikna olmazdı. Konak işine dönerdi mesele. Siz de her şeyi kaybederdiniz. Ne diyeyim, haklısın. Neyse. Ne yalan söyleyeyim. Yabancıya gitti diye... Günlerdir karalar bağlamıştım. Ateş de pek aileden sayılmaz artık abi. Değil mi? Hatırlattığın için çok teşekkür ederim halacığım. Sen de olmasan.
Gülsoy Bakırcı fark etmez zaten. Ateş hep aynı ateş. Sinsice yaklaşır. İnsanı sırtından bıçaklar. Yama. Şimdi burada sana şirketin tamamını el koyabilecekken yarısını size bırakmamın uğrattığı zarardan bahsetmeyeceğim hiç. Senin ön yargını kırmak çok zor. Takıldı mı takılıyorsun. Ama benim içim rahat. Her ne kadar sen ve hala Maksim düşünseniz de ben burada yabancılarla çalışmak zorunda kalmadığınız için çok mutluyum. Ben de. Dün senin bütün hesabın zaten az farklı da olsa şirketin başına geçmekti. Beni kendi emir komuta zincirine bağlayacaktın ama yapamadın. Hayal kırıklığını üstten üstten konuşarak kapatamıyorsun Ateş. Peki. Ben memnunum bu duruma. Kendi öz duygum bu. Ne bakıyorsunuz canım öyle? Artık ne hissediyorsam söyleyeceğim öyle pat pat pat. Ateş abim şirketten gitmemeliydi. Yani adalet yerini buldu. Sağ ol. Madem artık Gülsoylar ve Bakırcılar ortak bir yola giriyor, protokol faslına geçebiliriz. Buyurun, masalanın. Hayırlı olsun. İnşallah. Bekliyoruz. Gelebilirler. Ha, bu arada ben bir süredir yeni bir fikir üzerinde çalışıyorum. Dediğim gibi madem ortak bir yola girdik, yepyeni bir sayfa açalım. Tertemiz. Hazır giyim sektörüne giriyoruz. 0 kilometre yepyeni bir marka kuracağız. İyi fikir. İyi fikir. Bizim de uzun zamandır aklımızdaydı. Sırf fikri sen ortaya koydun diye karşı çıkacak değilim. Olabilir. Hazır giyim sektörü fikrine uzun süredir ben de sıcağım. Aferin Yaman. İşte bu oğlum. Biz Gülsoylar olarak kişisel meselelerimizle işi hiçbir zaman karıştırmayız. Biri tatlısı, biri tuzlusu. Aferin. Heh. Tasarım ekibi de geliyor. İş alımlarını bir saat ben kendim yaptım. Bu kız asla olmaz. İmza koyduğumuz protokole bile taraflar uygun adayları seçebilir hala. Yani hayır deme şansımız yok. Bu karar profesyonelce alınmış bir karar. Ben bu bölgede Feraye'den daha kalifiye ve daha yetenekli bir moda tasarımcısı olduğunu zannetmiyorum. Sen gerçek bir pisliksin. Sevgilim gelsin. Merhaba demeyecek misin? Merhaba. Herkesi tanıyorsun zaten. Eğer benim yeğenimi daha fazla üzecek olursanız, ben de sizi üzmek için elimden geleni ardıma koymam. Beni hafife almanızı hiç tavsiye etmem.
Hadi abi. Halacığım. Ben seni hafife almak gibi bir hatayı asla yapmam. Ama bence garip olan Yaman'ın abisinin karısıyla çalışmaktan rahatsızlık duyması. Hadi abi. Bu yaptığın hiç olmadı Ateş. Ben de daha fazla bu cehenneme katlanabileceğimi zannettim. Bizi biraz yalnız bırakır mısınız? Bana bunu neden yapıyorsun? Ne oldu? Utandın mı? Tanrımdan ölüyorum. İşte bu duygu. Tam da bu duygu. Hani biz evliyken... Hani siz Yaman'la'yı Ürgüp'ün her noktasında el ele, göz göze, dudak dudağa dolaşırken. Hani ben bunları öğrendiğimde, hani insanların neden uzun süre bana öyle baktıklarını anladığımda hissettiklerimin sadece küçük bir parçası bu. Ne oldu? Şaşırdın mı? Siz kavuştunuz diye benim acımla bitti mi sanmıştınız? Ben bir köşede allak bullak paramparça halde dağılırken bir aptal gibi siz mutlu olmaya çekindiniz mi hiç? Ben gerçekleri öğrendiğimde neler hissettiğimi düşünüp hiç üzüldün mü benim için? Olaylar çok hızlı çok gelişti. Çok hızlı gelişti. Beni düşürdüğün durumu düşünmeye hiç fırsatım olmadı değil mi? Sakın sen de benden merhamet bekleme. Sana verebileceğim tek tavsiye var. Çırpınma. Çünkü debelendikçe o dikenler daha çok batıyor insanın canına. Bilirim. Şu saatten sonra senin olacakları değiştirmek için yapabileceğin hiçbir şey yok. Kabullen. Ama sen takılma bunlara ya. Boş ver. Bunlar asıl takılması gereken Yaman. Hacının büyüğü onu bekliyor çünkü. Yaman! Sen bana bakma, önüne dön sen. Ha, haberim yokmuş gibi diyorsun yani. Tamam. Ay yok ya, bu olmadı. Ver, göster bakayım bana. Ben fotoğrafçılık yaptım üniversitede, anlarım. Yani yapmasan şaşardım zaten. Ha, bak bu güzel çıkmış işte. Ay Yaman. He. Bak saat kaç oldu? Vallahi bak kaçıracağız gün batımını biz. Ama sevgilim senin de bitmedi bugün bir işlerin yani sınavıdır, dersidir falan. Tamam ben yetiştireceğim seni gün batımına yetiştireceğim tamam. Sana söz veriyorum seni gün batımına yetiştireceğim. Tamam. Tamam. Ekle bakalım. Sevgilim nereye? İzmir'e gitmiyor musun? E ama yok. Bu da kestirme. Yaman, öyle biz gece karanlığında falan yolda kalırsak ben çok korkarım. Kalmayız. Kaybolursak? Kaybolmayız ya, merak etme. Sevgilim, ben çok heyecanlıyım ya. Böyle tuz gölü, flamingolar falan.
Bir şey itiraf edeyim mi? Hı. Ben daha önce hiç böyle bir geziye çıkmadım. Hiç mi? Hiç. O zaman senin için unutulmaz bir hale getirmemiz lazım bu geziyi. Ben senin hiçbir anımı unutmam ki. Sevgilim ya, kaçırdık işte gün batımını. Bak ben demiştim, normal yoldan gitseydik çoktan varmıştık. Sevgilim, daha iki gün daha buradayız. Yakalarız bir gün batımına. Gün batınca da... Ya delisin sen, deli deli. Hayda. Yaman, ne oluyor? Anlamadım ki ben de, bir bilsem. Dur bakayım. Nasıl yani, anlam... Hayır, Buji'de değil sorun. Ya... Hani siz 7/24 ülkenin her noktasına servisiniz vardı? Tamam, peki tamam. Konumu gönderiyorum size ben şimdi. Evet. Yani gece gelmeye çalışırız dedi. Nasıl çalışırız? Yani gelmeyebilirler. Yani arabada bekleyelim diyeceğim ama akü biterse sıkıntı, ısınamayabiliriz. Yani ısınırız da. Ya Yaman! Şu durumda bile güldürme beni lütfen, yolun ortasında kaldık. Tamam tamam, dur. Ne düşünüyorum şimdi? Bak, aha, hayat belirtisi. Bak, şey görüyor musun? Oraya doğru gidelim. Kesin kalacak bir yer de vardır. Öyle ama kurt olabilir yolda. Ne? Yaman! Saçmalama, kurt falan var mıdır burada? Bak ben çok korkarım, beni kandırma. Lütfen yürümem hiçbir yere seninle. Yani kurta kalmadan ben seni yerim zaten de. Şaka şaka. Yaman! Tamam, tamam. Gidiyor muyuz? Yani gidelim. Ben zaten seninle her yere gelirim. İşte benim kadınım ya. İşte bu. Hadi gel. Ay Yaman, ha, Yaman ne dur. Olmuş, ne oluyor? Çantam, kimliğim, mimliğim, hiçbir aa, şeyim yok. Dur. Ha, tamam. Tamam. Arabayı da kapatalım da. Almasınlar. Gel. Yaman. Gel, gel. Yaman şaka yaptın. Ya gerçekten kurt çıkarsa? Ben bir şey unuttum, Tamam, sen azıcık yürü, geliyorum ben. Ben ne demek yürü Yaman? Ben geliyorum. Gidemem hiçbir yere, tek başıma saçmalama. Al, geliyorum bak, arabada. Yaman hadi. Geldim. Yaman! Ya çok korktum, ne yapıyorsun? Tamam, bir şey yok ya, abarttın sen de. Ya. Hadi öğlen yemeğine çıkalım. Aç değilim. Açmasın diye sormadım, yemeğe çıkalım dedim. İster yersin ister yemezsin. Ben eşim olarak seni yanımda istiyorum. Tüm örgüt ne kadar mutlu bir çift olduğumuzu görsün. Ha bir de şu ağlama işlerini bırak, şirketteyiz. Belki çıkmadan önce makyajını tazelemek istersin. Ben artık sana söyleyecek laf bulamıyorum. Makyaj yapmayacağım. Seninle yemeğe de çıkmayacağım. Senin mutlu karın rolünü oynamayacağım. Tam da sorun burada işte. Öyle Yaman için ölürüm biterim falan diyorsun ya, ama bak şu kadarcık bir şey bile yapmıyorsun. Bence şuradan bak. Her ne kadar senin olmasa da Yaman hala nefes alıyor. Ama eğer buralı videoyu isterse alır mısın? Aman be, bunda hiç demi gelmemiş. Annesi! Tünaydın. Bilirim sen geç yaparsın kahvaltını. Ama dana jambon olmadan da oturmazsın o masaya. En sevdiğin peynirlerden de aldım.
Çeşit çeşit zeytin de aldım. Oh, afiyet bal şeker olsun. Ne oldu? Kıymete mi bindik şimdi? Tutuştun değil mi? Annem. Kurban oldum. Bak Kamran Hala beni gerçekten çok seviyor. Ya uzun süre sonra ilk defa konakta bana çöp gibi davranmıyor birisi. Bebeğin başkasından olduğunu öğrenince bakalım göreceğim seni Kamuran sana çöp gibi mi davranıyor, çamur gibi mi davranıyor? Anne ben de onu diyorum işte. Ne olur Allah rızası için bir şey yap, et değiştir o babalık testini. Bak Kamuran Hala öğrenmesin lütfen. Sen kafayı mı yedin ya? Kolay mı o işler? Nasıl halledeyim ben? Bekir olsaydı belki. Ama da yok artık. Geçmiş olsun. Ben bu Ateş'in yaptıklarından hiçbir şey anlamadım. Yaman'a inat yapıyor belli ki. Sağ olasın. Yaşananlar yenileri yutulur cinsten değildi. Unutamamış olanları. Ya o Feraye? Ona ne demeli? İnsan kocasına demez mi? Ben bunu Yaman'a yapamam diye. Ha işte. Asıl kabahat onun. O kızın bu konaktaki uzantılarını kesmemiz lazım Kamuran. Sen hiç merak etme abi. Ben o konuyu hallettim. Eğer Feraye'yi bu eve sokacak olurlarsa hepsinin işi bitecek. Güzel. Bak şimdi böyle ikisini alıyorsun ya. Getiriyorsun. Nerede? Ben de yapacağım. Hadi al iki tane yap. Ulan parmak kadar boyuyla da kurban olurum sana. Her şeyi de yaparmış. Ben sana dedim Çetin. Bunlar bize kafayı fena taktılar ha. Anne bak ben ne yapıyorum. Aferin oğlum, aferin. Çok güzel yapıyorsun. Hadi sen bir içeri git. Al şunları da. Gel. Al, al. Hah, aç. Git odanda çalış biraz, tamam? Hadi bakalım. Hadi. Ne oldu? Kamuran Hanım'la Ömer Bey konuşurlarken duydum. Resmen dedikodumuzu yapıyorlar ya. Dedikodumuzu, bizim. Bize uzantı dediler. Uzantı ne kız? Ne bileyim, maşa herhalde. Maşa ha? Yani direkt maşa demediler de ona demeye getirdiler gibi. Maşa. Ben gösteririm onlara maşayı. İstediğin çalışmaları yaptım. Lan. Allah Feraye, ben ortaklarıma seninle ilgili bayağı bir hatır tuttum ama bunlar çok vasat. Yani çoluk çocuk işi desem yeridir. Vasat mı? Tasarımlarımı ezdirmem ben. Ayrıca ben ödüllü bir tasarımcıyım. Ödül? Ha şu öğrenciyken aldık. Ya onu sana sır sevilmesin diye bile vermiş olabilirler. Nedir yani? Bak Feraye. Ben senden bir vizyon bekliyorum. Ve sen bunu yapabilirsin. Biraz oku, çalış, aklını ver. Yani eş durumundan tasarımcılıkta bir yere kadar, kusura bakma. Sevmediğim bir işi yapmam ben. Hele istemediğim bir işi asla yapmam. Tamam, sen de sevmenin bir yolunu bul o zaman. Bakarsın zamanla sen de istersin. Oluyor böyle şeyler. Yani şunu demeye çalışıyorum. Bizim önce kimliğe ihtiyacımız var. Tamam. Seninle çalışmam ben. Tamam. Yalnız çalışın hanımefendi o zaman. Ama iki gün vaktim var. Gerçekten elle tutulur bir şey koymazsan ortaya beni utandırırsın herhalde. Hadi. Hadi yaparsın. Buyurun çocuklar. Teyzeciğim iyi akşamlar. Biz Ürgüp'ten geliyoruz da arabamız yolda kaldı. Burada kalabileceğimiz bir otel var mı? Ay aman saçmalama, burada otel ne arasın Allah aşkına. Şey yakınlarda böyle kalabileceğimiz bir konuk evi, pansiyon falan var mıdır acaba? Yok kızım yok. O dediklerinizin hiçbiri bulunmaz burada.
Yaman biz ne yapacağız? Kaldık ortada resmen. Girin içeri. Ben sizi misafir edeyim bu akşam. Ay yok estağfurullah. Biz hiç rahatsızlık vermeyelim size. Olur mu öyle şey güzel kızım? Bak hava buz gibi. Üşürsünüz. Digenleyin orada daha fazla. Hadi gelin. Gelin içeri. Ay yok. Açsınızdır da şimdi siz. Yemek hazırlar vereyim ben size. Hadi. Vallahi ben çok açım ya. Evet. Ay gelin, Yaman gelin. Ne kadar ayıp ya. Hemen açız diyor bir de. Ama teyze niye ayıp olsun? İçten sordu. Ben de içten cevap aldım. Allah aşkına gecikti. Ya teyzeciğim, bir şey söyleyeyim mi? Eline sağlık. Ben hayatımda böyle bir şey yemedim. Afiyet olsun evladım. O yediğin yemeğin adı gurubam ya. Gurubam ya, güzelmiş. Bu arada ekmek de şahane. Oh, ye ye. Yediğin yemeğin yanına kuru soğan da getireyim mi? Yiyin mi? No, yok, sağ ol. Almayayım ben. Sağ ol. Peki. Kızım, sen de yesen yemeğini. Ay, yerim de... Ben bunu merak ettim. Siz mi dokudunuz bu halıyı? He. Ben ittiydim. Rahmetli bibim öğrettiydi bu halı dokumayı. Doğru ciddiyiz. Anladım. Kim öğretmiş? Halası. Aa. Hı-hı. Ben bile anlamıyorum. Sen konaklarda büyüdün. Her şeyi anlıyorsun maşallah. Ya Kamuran halamdan dolayı biliyorum. Biz yazın onlara gittiğimiz zaman böyle sabahtan akşama kadar sokaktan çıkmazdık. Ama sen ne sanıyorsun? Kızım, yemek acık çıklama olmuş. Yoksa beğenmedin mi yemeğe mi? Çıklatıyor. Yok teyzeciğim, çok güzel yemekler falan her şey çok güzel. Sen bakma ona, onun iştahı yok biraz. Kızım, sen de bakayım bana. Bu oğlan senin neyin oluyor? Kadasını aldım. Yani arkadaşım yani şey erkek arkadaşım. Hah erkek arkadaşım. Güzel. Yaman? Hı. Yaman ne yapıyorsun sen burada? Uyuyor, yok bir şey. Ay ne demek uyuyor bir şey saçmalama. Şimdi teyze gelse bizi böyle görse ne kadar ayıp. Ya bir şey olmaz teyze uyuyor. Ne kadar ayıp olur yakalanırsa. Vallahi hadi, bilmem ya hayır ya. Ne kadar ayıp. O kadar gezdim ki öpeyim ya. Ha? Ne kadar geldim ne kadar yol tepeden sanki. Vallahi hadi uyuyalım işte. Yaman saçmalama. Aman sen de be. Aa. Sinsi sinsi gelmiş bir de buraya. Sinsi olduk iyi mi? Terliklerin de çok güzelmiş. Neyse kalktı. Ay Yaman sen çocuk mu kandırıyorsun? Allah aşkına böyle numaralara kalkışılır mı hiç ya hadi. Olmadı. Soba arıza yapar kapanır. Lan ısıtmak istersen. Tamam canım hadi çık sen. Thank you.
Ne çiziyorsun? Köy evindeki halının desenlerini. Çok güzeldi ya. Neydi? Dur söyleme. BBC öğretmişti hani. Ya. Yani işte öyle. Çok beğendim, çizeyim dedim. Kenarda dursun. Belki bir gün kullanırım. Ver bakayım. Bende kalsın mı bunlar? Neden ki? Dedeme göstereyim. Yani tekstil işine falan gireceğiz diyor. Belki bu motiflere talip oluruz ha. Günaydın. Günaydın. Seni burada görmeyi beklemiyordum ama sevindim. Yani evet haklısın. Dün biraz sıkıntılı geçti aslında. Emrivakilerden hoşlanmıyordum. Ama düşünce sana hak verdim. Hangi konuda? Feraye'nin bizimle çalışması konusunda. Hı. Sonuçta Feraye kadar kimse bizim işimizi benimseyemez. İşte bu doğru. Bu proje beni çok heyecanlandırdı. O yüzden biraz hazırlık yaptım. Nedir bunlar? Feraye'nin çizimleri. Öyle mi? Hı. Öğrenciyken çizmişti. Birlikte seyahat ettiğimiz bir zaman bir gece köyde kalmak zorunda kaldık. Birlikte yani. Oradaki dokumalardan esinlenmişti. Harika. İlk koleksiyonumuzu bu motifler üzerine kurabiliriz. Doğu batı sentezi, etli kesintiler. Seviliyor sonuçta. Çok güzel düşünmüşsün. Bence olur. Vallahi süper. Aynı fikirde olmamıza sevindim. Bu projede Feraye ile birebir çalışacağım. Senin için bir mahsuru yoktur herhalde. Değil mi Ateş? Karına güvenin tamdır. Masa, sana bahsettiğim şu müşteriye yarar mısın? O konuyu da bir halledeyim. Tabii Ateş Bey. Ne diyorduk? Senin şüphelerin mi var? Ne gibi? Yani sanki Feraye ile benim ilişkime inanmıyorsun da sınamak istiyorsun gibi. Umurumda değil. O kadar belli ki onun da oldu. Niye hoparlörü vermiyorsun? Yaman bak bu özel hayata dahil. Şüphen kalmasın diyorsun. Al sana fırsat. Efendim canım. Ben düşündüm de. Hani biz bir yerlere kaçacaktık ya. Acaba bu hafta sonu mu yapsak? İşler iyice yoğunlaşmadan. Doğru söylüyorsun. Şöyle yapalım. Ben akşam geldiğimde oturur güzel güzel konuşuruz, plan yaparız, olur mu? Tamam Ateş. Aşkım görüşürüz, iyi çalışmalar. Seni seviyorum. Ben de. Galiba artık işimize bakabiliriz, ne diyorduk?
Neredeyse ben bile inanıyordum. Yalan, seni sevmedim yalan.